Borrell'in yüksek temsilcinin sunacağı belgede de bununla ilgili olumlu sonuçlar yer alacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı acaba? Özden Erkuş, NTV. Özden Erkuş from NTV. Suriye'de 27 Ağustos tarihinden itibaren Deir Zor bölgesinde Arap aşiretlerle YPG PKK unsurları arasında çatışmalar devam ediyor. Bölgenin dokusu ve demografik yapısında göz önüne aldığımızda bölgede sahadaki dengenin değiştiğine dönük bir tespitte yapılabilir mi? Böyle bir tespitte bulunabilir mi? Ve özellikle çatışmalar devam ederken Türkiye'nin Suriye'deki unsurlarına ya da sınır güvenliğine dönük bir tehdit görüyor musunuz? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir acaba? Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Suriye'de Arap aşiretlerinin YPG işgaline karşı başkaldırması yani öngördüğümüz bir husustu. Yani bunun aksinin olması zaten mümkün değildi. Bizim biliyorsunuz Suriye politikamızın önemli bir unsuru ayağı da Suriye'deki halkların herkesin bulunduğu yerde yaşaması, kimsenin toprağından sürülmemesi ve başkasının boyunduruğuna girmemesi. Yani Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin, herkesin bulundukları yerde yaşaması önemli. Fakat Amerika destekli YPG'nin Arap topraklarını işgal ederek özellikle onları boyunduruk altına alması neticesinde yani uzun zaman önce biz bu türden girişimlerin başlayacağını öngörüyorduk. Bunlar maalesef uzun süreli iki toplum arasında kan davasına dönüşecek sonuçları da beraberinde getirmekte. YPG terörü, PKK terörü bir gün ortadan kalkacak. Ama hem Amerika'nın hem YPG'nin hep beraber Kürtlerle Araplar arasına ektikleri fitne tohumlarının tedavisi, rehabilitasyonu uzun yıllar alacak. Biz buradan tekrar sesleniyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer ilgili devletlere. Bölgede özellikle Arapların baskı altına alınması politikasına YPG eliyle son verilmeli. YPG terörünün bölgede meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi ve bunun bir baskı aracı haline dönüştürülmesi artık bir son bulmalı. Yani bu son bulma eğer olmazsa bu gördüğümüz çatışmalar sadece bir başlangıç. Yani bölgemiz için daha tehlikeli senaryoların yani olmasını öngörmek de kaçınılmaz. Biz hem sınır güvenliğimizle ilgili hem dost unsurlarımızın güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Orada bir sıkıntımız yok. Sadece oradaki çatışmaları şu anda takip ediyoruz. Yakından takip ediyoruz. Teşekkür ederim.